Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila cem'il Ve ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Açtan öteye yol yok demiştik. Devam ediyorduk. <laughs> Mutlaka kardeşlerimiz bizi dinlemeye çalışmalıdır. Gönlünü açmaya çalışmalıdır. Eğer gönlümüzü açmazsak, anlamaya çalışmazsak, kesinlikle herhangi bir şey kazanmamız mümkün değildir. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede size Kur'an okunduğunda susun ve dinleyin. Eğer susun ve dinleyin dediyse sonucunda neyi kazanacağız? Sonucunda mağfireti kazanacağız. Allah'ın rahmetini kazanacağız. Hidayetini kazanacağız. Allah'ın sevgisini, yakınlığını kazanacağız. Dostluğunu kazanacağız. Allah'ın ayetleri okunurken dinlersek, dinlemeyi izah etmiştim, dinlemek sadece susmak değildir. Dinler gibi yapmak değildir. Sadece zahiri olarak susmak yetmiyor. Gönlümüzü de susturmamız gerekir. Gönlümüzün herhangi bir şekilde bir şeyle meşgul olmaması gerekir. Okunan ayetlerle meşgul olması gerekir ki onu dinlemiş olsun yoksa dinlememiştir. Dinlemeyince herhangi bir şey kazanması da mümkün değil. Böyle bir şey hiç kimse için yoktur. Herkes kazandığını kendisi kazanıyor. Gökten bir şey yağmıyor. Kazanmak için mutlaka gönlümüzü açmamız lazım ki onu Allah'tan alalım. Allah gönlümüzü ona layık görsün. Bu gönül bunu hak ediyor deyip o gönlümüze vahyetsin. Aynı şekilde kim konuşursa konuşsun, eğer birine, birilerine konuşuyorsa, karşımdaki beni anlasın diye konuşuyor, dinlesin diye konuşuyor. Onun için kardeşlerimiz bizi dinlerken, eğer anlamak için dinliyorsa, Gönlünü açmış demektir. Dinlerken, aklını kullanıp, acaba, hangi haliyle bunu söyledi, hangi haliyle bunu söylüyor, deyip, gönlünü, bizim gönlümüzle beraber eder, bizim o halimizi tatmaya, anlamaya çalışırsa, gönlünü bize açmıştır. Yoksa böyle kulağıyla dinlenmiş, ne diyor? Ben benim, sen de sensin. Eğer gönlünü beraber ederse bu durumda manevi olarak gönlünü açmış, biz de hitabı onun gönlüne yapacağız. Ama o gönlünü açmadı, kabul etmediyse Allah'ın ayetleri gelse bile oraya girmez. Allah bu iş senindir dedi. Senin gönlünü açman gerekir. Susup dinlemen gerekir. Evet. Nefsini susturman gerekir. Gönlünü susturman gerekir. Bununla beraber aklını susturman gerekir. Susturup dinlemen gerekir. Eğer dinlemezse ciddiye almamış demektir. Biliyorsunuz. Kendimiz hakkında konuşuyoruz. Herhalde iş o seviyeye gelmiş ki konuşuyoruz. Arkadaşlar artık bunu anlayabilecek duruma gelmiş ki konuşuyoruz. Bununla beraber eğer o duruma gelmemişse bundan sonra da o duruma gelmez. Yani eğer hala tercihini yapmamışsa <laughs> hala ben anlamadım diyorsa artık bundan sonra da anlamaz bir şey. Bize tabi olan, bizimle beraber olan kardeşlerimizi gönlümüze alıyoruz. Herkes bunu biliyor. Onu gönlümüze almadan o derviş olmuyor bize tabi olmuş olmuyor. Bizimle beraber yolculuk da yapmış olmuyor. Sadece yolculuk yapmak için onu ikna etmeye çalışıyoruz demektir. Yolu yürüsün diye. Buna beraber ikramda da bulunuyoruz. Ama yolu yürüsün diye. Tercihini yapsın diye. Ne zaman o tercihini yaptı? Gönüle o zaman dayık olur. Tercihini yaptığında, Kimisi tercihini evet, bir haftada yapar, on günde yapar, yirmi günde yapar. Kimisi tercihini bir senede yapar, üç senede yapar, beş senede yapar. Ama kimisi on senede, yirmi senede de tercihini hala yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü tercih onun tercihi. Ona zorla o tercihi hiç kimse yaptırmaz. Allah tercihi zorla yaptırmaz çünkü. O Allah'ın kulu. Allah onu istiyor. Ne buyurmuştu? Allah dilediğini zatına seçer. Kim Allah'ı dilerse Allah da onu diler. Kim Allah'ı seçerse Allah da onu seçer. Bana düşen ona Rabbini tercih etsin, Rabbini seçsin diye ona öğretmektir. Ona o aşkı muhabbeti tattırmaktır. Ona iman ettirmektir. Ona sevdirmektir. Ama o bu tercihi yapmadıysa, yapmak istemediyse, tercihi başka şeyler olduysa, özellikle tercihi kendi nefsi olduysa, dostluğu kendi nefsine yaptıysa, kendi nefsini sevdiyse, ben dediyse, ben biliyorum dediyse, ben yaparım dediyse, ben layıkım dediyse, Allah diyemez. Nefsini put edilmiş, ilah edilmiş, Allah diyemez. Bununla beraber, kimi gönlümüze alsak, gönlümüze almamız çok zor bir şeydir, yanlış söyledim. Onun Rabbini tercih etmesi gerekir, beni bunu görmem gerekir. Üzerinde, gönlünde, halinde, bunu görmem gerekir. Gördüm ki, evet, Allah'ı tercih etti, ediyor etmeye çalışıyor. Ben ona güvendim. Ona güvenmeden içeri almam. Güvenmem gerekir. Çünkü bir süre sonra sıkıntı yapar, zorluk çıkarır. Ben demeye başlar. Bu sefer oradan çıkarmam gerekir. Çıkarmam içeri almamdan çok daha zordur yalnız bir kere içeriye aldı mı artık onun dışarı çıkması imkansız denecek kadar zordur ama imkansız değildir. İçeri alınca dışarı çıkmamak için, kaybetmemek için eğer bir sefer onu gönlümden çıkarırsam artık onun şansı sıfır denecek kadar azdır. Çünkü o güveni kaybetmiş. Artık ona güvenmiyorum. Beni dinleyeceğine artık güvenmiyorum. Benimle beraber yolu yürüyeceğine artık güvenmem. Bununla beraber beni sevdiğine hiç güvenmem. Zaten sevseydi böyle bir şey olmazdı. Kendini sevmiş, nefsini sevmiş. Bu ne demektir? Bu, mürşidin dervişine kırılması demektir. Kırıldı mı iş bitti. Artık onun işi imkansız denecek kadar zordur. Buna beraber yanlış yapsa bile, eksik yapsa bile bunlar sorun değildir. Gönülden çıkmak başka bir şeydir. Rabbini tercih etmemektir. Buna beraber bizimle beraber bu yolu yürümeyi kabul etmemektir. Edememektir. Eğer bizi kabul etmezse, ister öncesi, öncesinde kabul etmezse içeriye alınmaz. Kabul etti, içeriye aldık onu. Gönlümüze onu aldık. Söyledim, onu çıkarmak içeri almaktan çok daha zordur. Çünkü manevi olarak onu büyütüyorsun. Manevi olarak artık arada öyle bir bağ olmuş ki kopması çok zor bir şeydir. O bağı koparmak çok zor bir şeydir. Diyelim ki haddini aştı. Çünkü nereden haddini aşıyor? Neden çıkarmak zorunda kalıyor? Mürşidi Kamil daimi olarak Allah'ın zatının sıfatının tecellisiyle karşı karşıyadır. Gönlü o zat ve sıfat tecellisiyle karşı karşıyadır. O orada barınamaz. Onu orada barındırmak doğru değildir. Layık değildir. Döndüm, Allah tecelli ediyor. O orada, onun orada bulunması çirkin bir şeydir, kötü bir şeydir. Onu oradan çağırmak zorunda kalıyor. Çıkarırken zorlanıyor yalnız. Evet. Sürekli ne yapar? Oradan çıkarmamak için bütün çabasını, gayretini sarf eder. Aman şunu şöyle yapma. Yalvarır. Mürşit dervişine yalvarır. Çünkü biliyor, eğer çıkaracak olsa, onun bir daha geriye dönüşü imkansız denecek kadar zor, sıfır ihtimal. Neredeyse sıfırdır. Belki içeri alması için 3 evet, sene, 5 sene, 10 sene, belki 20 sene gerekebilir. O güveni alabilmek için, o güveni vermesi için belki bu kadar zaman gerekir. Çıkarınca kaybetmiş olur. Artık onun için yolculuk falan yoktur. Buna beraber ona buradan git demem. Hiçbir şey söylemem. Bunu yapsam bile hiçbir şey söylemem ona. Sen kaybettin demem. Mesela bunu nasıl anlarsınız? Söyledim. Madem her şeyi söylüyorum onu da söyleyeyim. Görseniz ki birinin yüzüne bakmıyorum. o bunu anlamalıydı. Yüzüne bakmadımsa o bunu anlamalıydı. Bakamıyorum artık. Çünkü bana neler yaptığını bilmiyor. Ben biliyorum onu. Bana neler yaşattığını bir tek ben bilirim, bir de Allah biliyor. Neden dolayı bunu yapmış? Nefsinden dolayı. Ben dediğinden dolayı. Allah'a güvenmedi bana güvenmedi. Bana güvenmeyene ben nasıl güveneyim? Onun için herkes harını, tavrına dikkat etmelidir. Pervasızca konuşmamalı, hareket etmemelidir. Eğer bizimle beraber olurken Allah'ın rızasını istiyorsun, Allah'ın dostluğunu istiyorsun. İnsaf et yani. Yani biraz vicdanın, biraz merhametin olsun. Bu öyle kolay bir şey midir? Öyle basit bir şey midir? Her şeyi istiyorsun. Biraz edepli olman gerekmez mi? Biraz terbiyeli olman gerekmez mi? Beni bilmediğimi sen nereden biliyorsun, nasıl biliyorsun? Sen demek benden daha iyi biliyorsun. Ben sana şöyle olması gerekir, şöyle bakman gerekir, şöyle düşünmen gerekir, şöyle anlaman gerekir diyorum. Yok. Bence bu böyledir. Sen beni kabul etmemişsin. Sen beni anlamadın hiç. Evet. Onun için bu yolu gidecek olanlar Rabbine karşı ciddi olanlardır samimi olanlardır. Rabbim Allah'tır diyenlerdir. Rabbim nefsimdir diyenler gidemez. Rabbim başkalarıdır diyenler gidemez. Bence diyenler gidemez. Rabbim Allah'tır diyenler ben Rabbimi istiyorum diyenler ne diyoruz? Buyursun. Buyursun. İşim onları Allah'a götürmek. Allah'a dost yapmak, gönlünü cennet yapmak gitmek istiyorsak gönlümüzü açıp dinlememiz gerekir. Esrarla onu söylüyor. Bilmemiz gerekir ki Allah'ın da koyduğu bir sınır vardır. Sınırda ne var? Allah'ın koyduğu sınırda ne var? Allah kalpleri mühürler buyurdu. Kalbi mühürleyince artık Allah söylüyor. O münafıktır diyor. O müşriktir diyor. O kafirdir diyor. Onlar iman etmezler dedi. Sınırı geçti. Allah'ın koyduğu sınırı geçti. Onun için bir sınır vardır. Sınır. Sınırı geçmeyelim. Sınırı geçen bir daha sınırın bu tarafına geçemez. Evet. Onun için yapmamız gereken şey gönlümüzü açıp dinlemek. Yolculuk gönül yolculuğudur. Bununla beraber yolculuk aşk yolculuğudur. Onun için aşktan öteye yol yok dedik. Eğer yolculuk aşk yolculuğuysa, Söyledim. Rahmetli Hocam söylemişti, Fakrullah Hazretleri. Yol üç adımdır, bilmek, bulmak, olmak. Biz de öyle söylüyoruz. Yol üç adımdır. Bir, Aşka yolculuk. İkincisi, Aşkla yolculuk. Üçüncüsü, Aşkta yolculuk. Bir aşka yolculuk, aşkı kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. Allah her neyi söylemişse, her ne için güzel demişse, şunu şöyle yap dediyse, onu öyle yaptığında Allah'ın sevdiği bir şeyi yapmış olursun. Dolayısıyla oradan Allah'ın sevgisini kazanmış olursun. Allah'ın emrettiği, sevdiği her şey. Bu aşka yolculuktur. Allah'ın sevgisini kazanmaya yolculuk. Allah seni sevince, o Allah'ın aşkı muhabbeti senin gönlünde tecelli eder. Aşkta yolculuk, evet. Aşkla yolculuk. O aşkı kazanıp o aşkla artık aşkı kazanınca, o imanı kazanınca, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevince aşıksın. Artık zorlanmıyorsun. Allah her neyi seviyorsa sen de onu seviyorsun. Bu iradesizdir. Bu aşkın senin gönlündeki tecellisidir. Allah neyi seviyorsa sen de onu seversin. Kimi seviyorsa sen de onu seversin. Neyi sevmiyorsa sen de onu sevmezsin. Kimi sevmiyorsa sen de onu sevemezsin. Artık yolculuğu aşkla yapıyoruz. Belki attığın her adım, yaptığın her şey ibadettir artık. Çünkü kişi aşık olduğunu unutmaz. Onun hesabını yapar, niyeti, onun sevgisi, onun rızası, onun yakınlığı, onun dostluğudur. Niyet böyle olunca her işi evet hayırdır. Her işi ibadettir, abdiyettir. Ve her işi onu Allah'a yaklaştırır, Allah'ın sevgisini ona kazandırır. Çünkü yolculuğu aşkla yapıyor. Aşkta yolculuk artık kendisi aşk olmuştur. bütünüyle Rabbine teslim olmuş, Rabbi zatıyla, sıfatıyla onda tecelli etmiştir. Aşkta sema eder. Onda aşktan başka bir şey yoktur. Zahiri olarak bir beşerdir. Allah nasıl ki Resulullah Efendimiz'e de ki ben de sizin gibi bir beşerim. enâ beşerun mislukum. Sizin gibi bir beşer. Bu onun zahiri tarafıydı. Ama manevi olarak o aşktan ibaret. O Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli etmesinden dolayı onun üzerinde sadece Allah'ın isimleri güzelliği görünür. İnsanlara muamele ederken bu apaçık ortadadır. Gören üzerindeki bu hali bütün şiddetiyle görür. Yani biri onu görmemek için gözünü kapatsa bile gene görür. O isimlerin güzelliği o kadar şiddetle dışarı aksediyor. Kim muhatap olursa olsun bunu görür, bunu tadar, bunu anlar. <laughs> Mesih-i bu vasıftadır ki insanlar onunla beraber olunca onun üzerindeki Allah'ın ismin, ismini sever, isimlerini sever. Dolayısıyla Rabbinin ismini sevmiştir. O onu Allah'a yaklaştırıyor. Allah'a çekiyor onu. Bütün peygamberlerde, bütün aynı şekilde onun peygamberlerin varislerinde bir de bu özellik vardır. Cezbetme özelliği. Evet, sayarlar mesela. Evet. Sadakat, ismet, tabii bir de ee, Onların günahsız olduğu söylenir. Bu yanlıştı. Onun yerine aslında o cezbetmeyi koysaydı doğru olurdu. Çekiyor. Çeken o değildir. Çeken onun beşeri tarafı değildir. Onun etten kemikten olan tarafı değildir. Çeken onda tecelli eden Allah'ın tecellisidir, güzelliğidir, isimleridir. Buna beraber aynı zamanda ef'alidir fiilleridir, muamelesidir. Allah'a olan sevgisidir, Allah'ın ona olan sevgisidir. Bu iradesiz böyledir. Ama biri eğer fıtratını kaybetmişse, Allah'ın kendisine nefettiği ruhu bütünüyle perdelemişse, o da bir şey hissetmez. Kütük gibi olmuş, ölmüş çünkü o. O diri değil. Ne buyurdu Allah'a ait kerimede? Resul'un ölülere sen mi işitireceksin? Ölü o. Duymuyor. İşitmiyor. Hayvan gibidir. Evet, onlar hayvan gibidirler. Nasıl ki hayvanlar çobanın bağırmasından, çağırmasından bir şey anlamıyorsa onlar da öyledir. Gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri var, fehmetmezler. Onları sana bakar görürsün. Onlar seni görmüyor. Seni dinler görürsün. Onlar seni işitmiyor buyurdu. Böyleleri müstesnadır. Ama o gönül penceresinden, ruha ait olan pencereden en ufak bir aralık kalmışsa bile ışığın, o nurun oraya tecelli etmesi için yeterlidir. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? benden söz çıkmıştır dedi. Ben sözümden caymam dedi. Cehennemi insanlardan ve cinlerden olan kafirlerden dolduracağım. Bir kere bunu söyledim. Sözümü yemem diyor Allah. Allah rahmeti zatına yazdı. İş bitmiştir. Eğer benden söz çıkmasaydı, Onlara o mühleti vermezdim. Onlara hemen cez cezasını verirdim. Ama bir kere ben dört kural koymuşum. Ben de bir takdir yapmışım. Hüküm vermişim. Bu hükmümü değiştirmem. Ben sözümü yemem dedi Onun için Allah kuralı nasıl koymuşsa ben bu kurala uymam, uyamam, işime gelmez. Benim için böyle yapsın diyemeyiz. Diyemez kimse. Söylerse, söylerse haddini aşmış olur. Allah'a sözünü ye demiş olur benim için. Niye sen nesin? Evet. Bazen olur bir şeyi 50 sefer, 100 sefer, bin sefer söylemek zorunda kalıyoruz. İnşallah arkadaşlar bu sefer artık bize böyle tekrar yaptırmazlar. Biz de söylememiz gerekeni, yapmamız gerekeni, belki yapmamız gereken yolculuğu beraber yaparız. Bütün hayat bundan ibaret. İnsan, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? İnsan dünyada yolcudur. Bir yolcu gibi durun dedi. Yolcu. Yol neymiş? Yol sirat-ı takip Fatiha'yı da anlattım. Üç adımdır dedim. Bir, aşkı kazanma yolculuğu, aşka yolculuk. Bir aşk ile, kazandığı aşk ile evet, Rabbine firar etme. Rabbine koşma yolculuğu. Bir de bu firar etmenin sonunca sonunda aşk olup aşkta yolculuk. İşin bu son bölümü anlatılmaz, akıl onu almaz. Onun için oradan bir şey anlatmayacağım. O yolculuk da bitmez. O yolculuk ne dünyada biter, ne ahirette biter. Ahirette aşk vardır, ibadet yoktur. Aşk vardır, sevmek vardır, sevilmek vardır. Allah'ın kuluna sevgisini göstermek vardır. Ama dünyada kulun Allah'a sevgisini göstermesi gerekir. Allah'ın sevgisine cevap vermesi gerekir. Orada Allah böyle bir şey istemiyor kuldan. Sıra bende diyor. Sen diyor gerekeni yaptın. Sen aşıklığını, sevgini gösterdin. Sevgime karşılık verdin. Şimdi sıra bende. Şimdi asıl sevgimi şimdi göstereceğim sana. Dünya zaten imtihan yeri, nimet yeri değil. Ahiretin ne olduğunu o zaman anlarız. Bütün dünya bizim olmuş olsa bile, bin sene, yüz bin sene ömrümüz olsa, bütün dünyada saltanat sürsek, bu cennetin, bir gününe denk gelmez. Dünyadaki yüz bin senelik o saltanat cennetteki bir güne denk gelmez. Kıyas bile kabul etmiyor. Rabbimizi anlamaya, Rabbimizin sevgisini anlamaya çalışıyorduk. Aşkın sahibini anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Bununla beraber aşkı sevmeyi aşkın sahibinden öğrenmeye çalışıyorduk. Allah'ın Halık, Hallak ismine gelmiştik. Allah yaratmayı tekrar edendir. Yaratma iki türlü tekrar ediliyor. Biri aynı ile tekrar etmek, bu bütün varlık için sürekli böyledir. Aynı ile tekrar yoktur aslında. Ama o tekrarı aynı ile görmek vardır. Biz bakınca öyle zannederiz. Aynı ile olduğunu zannediyoruz. Aslında aynı ile bir tekrar yoktur. Allah her an bir şeyendedir derken, Allah her anda, varlığı yok ediyor, onu yeniden yaratıyor. Yeni bir tecelli ile yeniden yaratılmış. Ne demişti Yunus Emre? Her dem taze doğarız, kim bizden usanası? Her dem taze doğarız, kim bizden usanası? Ne anlatıyor? Her anda yeniden doğuyoruz. Her an Allah bizi yeniden yaratıyor. Kim bizden usanası? Ne demek? Kim bizden usanası? Kim bizden usanabilir? Ben her an Rabbimin tecellisiyle Rabbim beni yeniden yaratıyor ve ben de mahlukata, Allah'ın kullarına o yeni bir tecelliyle muamele ediyorum. Kim benden usanabilir? Eğer böyleyse kim senden usanır? Senin üzerinde görünen eğer Allah'ın tecellisi ise hiç kimse senden usanmaz. Her dem taze doğarız. O anda Allah onunla sana muamelede yapıyor. Taze doğarız bu demekti. Buna beraber kim Allah'ın muamelesinden, tecellisinden usanabilir? Usanmaz. Buna beraber ne dedi? Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Muamele devam ediyor. Tecelli devam ediyor. Onun için ölüm yok. Ölüm sadece bir formalite. Dünya kapısından girmiş, çıkarken ahiret kapısından bu sefer ne yapıyor? İçeri giriyor. Allah'ın halak ismini anlayacağız. Allah yaratmayı tekrar edendir. Her anda her şeyi yeniden yaratandır. Allah'ın Falık ismiyle beraber anlamak gerekir. Falık ismi yeni bir yaratışla yaratan. Hazlak ismiyle beraber tecelli eder. Nasıl tecelli ediyor beraber? Halak isminden sonra nesil ismi tecelli ediyor. Yardım eden. Yardım eden dost. Sen merak etme kurum diyor. Ben seni her anda yeniden yaratıyorum ya. Seni bana gelesin diye bu aşkın yolculuğunu yapasın diye aşkı kazanıp aşk olasın diye sana muamele e, etmem gerekir ki sen bunu kazanasın. Her anda sana yardım ederim. Bunu kazanasın diye her anda sana yardım ederim. Önüne koyduğum her imtihan karşısında senin Onun için ne diyoruz? Allah kulundan yanadır. Allah kuluna nefettiği ruhtan yanadır. Hangi muamelede bulunursa bulunsun, o kazansın istiyor. Rabbini tanısın, O Rabbinin sevdiği gibi yapsın, o sevgiyi kazanmak için çabasını, gayretini sarf etsin. Buna beraber, bir de onunla beraber Allah'ın yardımı var. Merak etme, yanındayım diyor. Seninleyim diyor. Nesil ismi hemen tecelli eder. O, halak ismiyle beraber tecelli ediyor. O da, adım adım ilerlerken büyüyor. Allah'a yaklaşıyor. O yakınlığı tadıyor. Allah'ın sevgisini tadıyor. Ama bunun için aklını sonuna kadar kullanması gerekir. Biliyorsunuz bu sıkça kullandığımız bir kelimedir. Aklını sonuna kadar kullanmak. Aklını Allah'ın vahyinin nurunda kullanmak. Yoksa bilgimiz zandan ibaret kalır. Zan, zan elimden hiçbir şeyde değildir. Ne diyoruz mesela? Kul o Aşta yolculuğu yaparken Aşta yolculuk son bölümde Aşta yolculuğu yaparken ayetler onda imana dönüşmüş, aşka dönüşmüş hakikate dönüşmüş, şuhuda dönüşmüş. Şahittir artık. Allah insanı çepe çevre ihata etmiştir. Perde açılmış. Artık o açta sema halindedir. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Ne içeride ne dışarıda bir şey kalmamış. Ayet tecelli etmiş, iman etmiş ayete, iman ettiği ayet üzerinde tecelli etmiş. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veçiği oradadır. Hadi dön bakayım. Ne yana dönersen dön, dön diyor dön. Dönmen gerekir. Dönmeden onun veçiğini göremezsin. O da dönüyor. Dönüyor, ondan başka bir şey görmüyor. Göremez. Çünkü yok. Artık onun için yok. Ama bu yolculuğu yaparken, aşk ile yolculuğu yaparken bunu kazanması gerekir. Parça parça kazanıyor, bu son bölüm. Aşkta, seyri aşktadır. Seması aşktadır. Aşk iledir. Kendisi aşk. Manevi olarak böyledir. Onun için, onu başka bir insanın yanına koyduğunda hiç benzerlik görebilir misin? Hiç benzerlik göremez. İkisi farklı varlık. Biri çöplükte, öteki arştadır. Nasıl biri olsun, nasıl aynı olsun, nasıl kıyas olsun? Ama bu, bu bir yolculuk, yolu gitmeden kazanılması imkansız bir şeydir. Onun için ne diyoruz? Rabbini isteyenler buyursun. Gelenler dergaha değil, gönlümüze buyursun diyoruz. Yoksa, yoksa bu yolu gidemez. Yoksa yol yok. Kendi kendimizi kandırmayalım. Söyledim. Herhalde arkadaşlar bu kovama gelmiş ki böyle konuşuyor. Bunu anlayabilecek durumdadırlar. Eğer anlamadılarsa, anlamıyorlarsa bu durumda gene yanlış yapıyoruz demektir. Gene söylediklerimi tekrar edip durmak zorunda kalacağım. Evet, ne dedik? Allah kallaktır. Yaratmayı tekrar eder ama yarattığı hiçbir şey ötekinin aynısı değildir yeni bir yaratışla yaratır. Hiçbir insan altı ay önceki insan değildir. Bütün bedeni böyledir. Yediklerinden, içtiklerinden dolayı o altı ayda bir bütünüyle değişmiştir. O aynı değildir. Zahiri olarak beden itibariyle. Vücuttaki herhangi bir şey 40 günde atılır. 40 gün ölçüsü önemli bir ölçüdür aldığı herhangi bir gıda 40 gün sonra ondan vücutta eser yoktur. Onu atmıştır. 6 ayda bir vücut bütünüyle yenileniyor. Yeni bir vücuttur. Yiyor, içiyor, nefes alıyor. Bununla beraber bunlar birbirine karıştığında tıpkı böyle kabuk atar gibi sürekli evet, altı ayda bir bütün vücut yeni bir vücuttur. Bu sürekli böyle değişiyor. Allah'ın Kallak isminin tecellisiyle. Bu zahiriydi. Aynı şekilde bu değişim bir de maneviyat için vardır. Hiç kimse kendine baktığında insan dünkü gibi değildir, on gün önceki gibi değildir, 6 ay önceki gibi değildir. Bir sene önceki gibi hiç değildir. Değişmiştir. Herkes değişiyor. Her gün o gönül sayfası yenileniyor. Kitabı, gönül kitabı yenileniyor. O sürekli yazıyor oraya. O yazdıklarına göre gönül hal alıyor. Ameline göre gönül hal alıyor. Manevi olarak ya güzelleşiyor, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşiyor ya da kararıyor. Kendi kendini karartıyor. Şeytanın evet, fitnesiyle, verdiği vesveseyle ne yapıyor? Karartıyor onu. Gönül kitabı, gönül hali bu. Manevi olarak sürekli insan böyle değişiyor. Ne buyurdu mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki cehennemliklerin amelini işler ölmeden önce artık altı ay, bir sene, iki sene önce bakıyorsun cennetliklerin amelini işler cennetlik olur. İnsanlardan öylesi de var ki bütün hayatı boyunca 50 sene, 60 sene, 70 sene cennetliklerin ibadetini işler, hayatın sonuna yaklaştığında cehennemliklerin amelini işler, cehenneme gider. Yani ben doğru yoldayım, ben garantideyim diye bir şey yok. Her an kendini korumak zorundasın. Allah'ın gazabından korumak zorundasın. Azabından korumak zorundasın. Rabbini küstürmekten, gücendirmekten korumak zorundasın. Rabbine ters düşmekten kendini korumak zorundasın. Nefse, şeytana, dünyaya, insanlara, varlığa hiçbir şeye taviz vermemen gerekir. Rabbim Allah'tır deyince. yosa kaybedersin. Ebediyen kaybedersin. Öyle bir Allah'a kul olmak, abd olmak, yani sevmek, aşık olmak gerekir ki, Nefisten eser kalmasın, benlikten eser kalmasın, hatta varlıktan eser kalmasın. İtiraz gücü olmasın. Aşkın, imanın, muhabbetin itiraz gücü olur mu? Aşk aşktır. Sadece sever. Sevmekten başka bir şey bilmez. Yanlış bir şey bilmiyor. Sadece sevmeyi bilir. Başka bir şey bilmiyor. Aşk mı? Bin sene ömrü olsa, bütün çabasını, gayretini sarf etse, bir sefer bile ''Ya Rabbi bunu niye böyle yaptın?'' demez, diyemez. Ben diyemem mesela. Yani yaşamadığın bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemem. Diyemem. Böyle bir şey mümkün değildir. Bir an onu unutabilir miyim? Unutamam. Yok böyle bir şey. Yani ondan başka bir şey mi var ki ben başka bir şey hatırlayayım? Onu unutayım? Yok böyle bir şey. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Yeminle söylüyorum. Böyle alsalar, ateşe koysalar, yaksalar, o külü de alıp savursalar, en ufak bir şey gönlümden geçmez. Ya Rabbi bunu niye yaptın demem diyemem. Belki o savrulan küllerin her bir zerresi Allah der. Seni seviyorum der. Başka da bir şey demez. Diyemez. Dedim ya, açtan başka bir şey yok yani. Eğer zahiri olarak feryadımı görüyorsanız ya da benim kızdığımı görüyorsanız bu benim için değil, bu sizin içindir. Böyle yapmayın diyorum. Kendinize böyle zulmetmeyin. Allah'ın size verdiği kıymeti, şerefi, değeri taşıyın. Allah seni hilafet tahtına oturtmuş. Sen benim halifemsin demiş. Sen beni temsil ediyor, benim aynamsın demiş. Benim güzelliğimi üzerinde gösteriyorsun. Melekleri, varlığı sana secde ettirdiğim varlıksın sen demiş. Böyle köpek olma diyor. Söylediğim budur. Ben deyip böyle yapma diyorum. Bunun için kızıyor. Yoksa sana kızmıyorum. Sana sen yanlış yaptın demiyorum. Bu şerefi taşı diyorum. Böyle nankörlük yapma diyor. Farz edelim ki birini seviyoruz. Birini çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi kulların sevgisiyle kıyaslanmaz. Birini çok seviyoruz. Kendi üzerimizden Rabbimizi anlamak için söylüyorum. Ona her türlü ikramda bulunuyoruz. Yaptığımız her ikram ona olan sevgimizin sonucu olsun. Zaten sevdiklerimiz de öyle yapıyoruz. Bütün bunlara karşılık o da bizim sevgimizi reddetsin benim için senin beni sevmen bir mana ifade etmez desin. Ben seni sevmiyorum desin. Acaba gönlümüz nasıl bir hal alır? Kul Rabbine günde bunu bin sefer söylüyor. Kendisini yaratan, sevmiş öyle yaratmış, sevip yaratan, varlığından varlık veren, kendinden hayat veren Rabbi. Buna beraber varlıkta o sevgisiyle, rahmetiyle tutuyor, rızkını veriyor, kendine davet ediyor, kendine çekiyor. Hadi kulum gel diyor. O da dönüp ben seni sevmiyorum diyor. Allah böyle bir kula nasıl muamelede bulunsun? Allah ona kulum bak, Ben sana ruhumdan nef Sen beni taşıyorsun beni. Haberin var mı sende? Melekleri, cinleri sana secde ettirdi. Varlığı senin hizmetine, emrine verdim. Her şeyi senin için yaratmış, seni de kendim için yaratmış. Sen benim içinsin. Kendisi için. Ne için yaratmış? Beni seversin diye. Sevgime karşılık veresin diye. O da dönüyor. Ben seni sevmiyorum. Neyi seviyorsun? İşte ben şunu seviyorum, bunu seviyorum. Şu şöyle şöyle olsun, bu böyle olsun. Allah ona ne desin? Allah ayet-i kerimede buyuruyor. O yanlış yapanlara karşılık onlar derler ki biz böyle yapıyoruz. Böyle bir durumda Resulüne itiraz ediyoruz. Hatta Resulüne köfür ediyoruz. Hakaret ediyoruz. Böyle bir durumda Allah bize ya da bunlara azap etmeli değil miydi? Diyorlar. Allah cevap veriyor. Söyle onlara cehennem yetmez mi? Cehennem yeter dedi. Ayrıca bir muamelede bulunmak gerekmiyor. Cehennem onları bekliyor dedi. Evet, Allah'ın halak ismini anlıyorduk. Allah her an onu yeniden yaratıyor onu büyütüyor, kendine çekiyor, onu değiştiriyor. Bunun için ona her türlü yardımı yapıyor. Allah kurundan yana çünkü. Allah buna kadirdir. Bir de Kadir ismi vardı. Allah kuruna Kadir ismiyle tecelli etmiştir. Kulünü Kadir kılmıştır. Kadir. Takdir edebilen, gücü yeten, kuluna, o Kadir ismiyle, takdir etme ismiyle, şeref vermiş, onu şereflendirmiştir. Allah Kadir'dir. Kulünü Kadir kılan. Kadir başka, Kadir başkaydı. Kulünü Kadir kılan. Neye kadir kılmış? Bu yolculuğa kadir kılmış bir kere. Yani aşka yolculuğa, aşkla yolculuğa, aşkta yolculuğa kadir kılmıştır. Buna beraber bu onun şerefidir. Bu yolculuk onun şerefidir. Bu yolculukla şeref kazanır, şerefini bulur, Rabbini bulur. Eğer Allah ona bu gücü vermeseydi, hesabını sormazdı. Ona zulmetmiş olurdu. Oysa ki Allah sadece sevgisiyle, aşkıyla muamele eder, rahmetiyle muamele eder, hayrıyla muamele eder. Kul ne kadar yanlış yaparsa yapsın, mahfiretiyle, afiyle muamele eder. Hiç kimse benim gücüm yetmez diyemez o zaman. Eğer Allah Kur'un'a Kadir ismiyle tecelli edip onu Kadir kılmışsa, noktadir kılmışsa, senin gücün buna yetiyor, sen bunu yaparsın dediyse, bununla beraber o yapabiliyor demektir. Hiç kendimizi kandırıp yapamadım, edemedim, gücüm yetmez diyemez. Dışarıdaki şeylere gücümüz yetmeyebilir ama kendi gönlümüze gücümüz yeter. Çünkü gönlümüzün sahibi biziz. Elimize, vücudumuza, bedenimize gücümüz yeter. Yani biri birine bir tokat atsa sonra dese ki elim attı beni atmadım. Bu kabul görecek bir şey midir? Yok. Elini sen kullandın. Allah sana ne verdiğini biliyor. Fıtratına neyi yazdığını biliyor. Hangi gücü verdiğini biliyor neye kadir kıldığını biliyor Allah. Mazeret gösterip, ben yapmadım, elim yaptı. Ben yapmadım, ayağım oraya gitti. Ben düşünmedim, aklım oraya gitti. Ben gönlümü almadım, gönlümü böyle oldu. Olmaz. Bunu sen yapmışsın. Bunlar hepsi senin kontrolünde, sen bunlara kadirsin. Allah sorumluluğunu taşı dedi. Biraz önce söyledim, Allah kural koymuştur. Söz benden çıkmıştır dedi. Rahmetli zatıma yazdım. Bunu böyle yapmaya hüküm verdim. Onu değiştirmem dedi. Senin içinde hükmünü değiştirmiyor. Sen de Allah'ın sendeki tecellisini değiştirme. Hükmü nefsine, dışarıya, şeytana göre de Allah'a göre ver. Allah'a göre sen hüküm verirsen ne olur? bu yolculuğu yapar Allah'a aşık olur, aşk olursun. Allah'a dost olursun. Ne buyurdu? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın hükmüyle herkesin kendine hükmetmesi gerekir. Hüküm sende, emir sende. Sana ait olan hüküm sende. Sen kendi beden ülkenin, ülkesinin evet, melikisin, malikisin. Bununla beraber kadirisin. Kadirsin sen ona. Takdir senindir. Bu takdiri sana vermiş. Takdirimiz aşka olsun. Aşka, yolculuğa olsun. Aşk ile, aşkla, yolculuğa olsun. Aşkta yolculuğa olsun. Tercihimiz imana olsun. Abdiyete olsun. Allah'a aşıklığa olsun. Ondan başka bir şey görmeyelim. Hiçbir şey onun dışında değildir. Allah'ın kendisiyle olmadığı hiçbir şey yoktur. kendisinin olmadığı hiçbir muamele yoktur. Bizim değişimiz Allah'ın sevdiği gibi yapmaktır, o sevgisini kazanmaktır. Bu yolculuğu yapmaktır. Söyledim. Elbette ki önce bunu okumak gerekir. Allah'ın emrettiği gibi onun ismiyle, onun ismini, onun ismine okuman gerekir. Okuyunca anlarsın. Okumadan bir şey anlaşılmaz. Evet. Allah, Allah'tır, Nesirdir. Neydi peki? Kadir. Allah kadirdir. Kur'una o kudreti verendir. Evet. O kudretiyle Kadir ismiyle ona yardım edendir. Gücü her şeye yetendir. Kuluna hangi sorumluluğu yüklemişse kulun gücü de onun hepsine yeter. Onun için söyledim. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Yapamadım, edemedim, gücüm yoktu. Kendime hakim olamadım, yok. Bu kendini kandırmaktır. Sonra Allah zül celali vel ikramdır. Celal ve ikram sahibidir celalinde ikramı var. Yani kuyrum diyor, sen böyle bazı şeyleri sıkıntı olarak görüyorsun. Musibet olarak görüyorsun. Bela olarak görüyorsun. Bunun arkasında ikram var. Sen ikrama nail olasın diye bunlar vardır. Sana zulüm olsun diye de hiç zulüm seni yaratan, seni böylesine seven Rabbine yakışır mı? Bunu yakıştırır mısın? Celal ve ikram sahibidir. Celavi ikrami içindir. İkram etmek içindir. Ne zaman bir musibet gelse, sıkıntı gelse, bela gelse, dedikodu, iftira gelse, sorun yaşansa, yokluk gelse, bilelim ki arkasında bir ikram vardır. Allah'ın ikramı var. Nedir ikram? İkrami de doğru anlamak gerekir. İkram Allah'ın sevgisidir. Allah'ın Kur'unu sevmesidir, Kur'un Allah'ı sevmesidir. O sevgiyle Allah'ın Kur'unu sevmesiyle Kur'un o sevgiyle Rabbini sevmesidir. İkram budur. Başka ikram yok. Bütün ikramların kaynağıdır bu çünkü. Her ikramın özünde bu sevgi vardır, bu aşk vardır. Nasıl kazanıyor bunu? Diyelim ki kul hasta oldu. Boynunu Rabbine büker, nefis boyun büker. Nefis ilahlık taslamaktan vazgeçer. Görüyor, görüyor ki hiçbir şey değil. Görüyor ki sonu geliyor, sonu. Öbür tarafa gidiyor. Görüyor ki cehenneme gidiyor. Bakıyorsun ki boyun büktü, secdeye kapanmış. Şimdi bu ikram değil midir? Bundan büyük ikram mı var? Bakıyorsun ne der? Ya Rabbi eğer bu sefer ölmezsem namaza başlayacağım. Hani bilgi tek ibadet odur ya onda Namaza başlayacağım. Bu sefer iyi biri olacağım. Kimseye zulmetmeyeceğim. Bak nasıl ikram etti. Rabbine döndü. Rabbi ile beraber oldu. Anladı ki bir tek dostu vardır. Kendisi için bir tek sadece Allah vardır. Allah'tan başka hiç kimse onu kurtaramaz. Ve kendisini yaratan Rabbinin huzuruna gidiyor. Anladı. Kendini, gönlünü toparladı. Rabbine döndü. İman etti. Tövbe etti. İyi bir kul olmak için karar verdi. Hastalık musibet gibi göründü ama görünüyor ama nasıl büyük nimet var arkasında kerim olan Allah ikram etmek için evet celalini ona gösterdi ikramı yaptı saf arştanmış sonra diyelim ki sıkıntı insanlardan geldi görür ki evet, insandan dost olmuyormuş dost Allah'mış Allah bunu göstermek istiyor ama biri körse görmek istemiyorsa bunu göremez yalnız. Şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı der. İyi de, yani burada Allah'ın bir muradının olması gerekmez mi? Bir de oraya bak, Allah sana neyi öğretecek, neyi öğretiyor? Ne diyor? Kulum bak, nefislerin hali budur. Senin dostun ben, ne dedi? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, eğer insanlardan dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. İnsanlardan dostu yokmuş. Oysa ki biz biliyoruz. Ebu Bekir onun en yakın arkadaşı. Dost olarak bildiğimiz. Dost başka bir şeydir. Arkadaşlık başka bir şey. Yol arkadaşlığı başka bir şey. Dost başka bir şeydir. Dost bir tek Allah'tır. Diğer dostluklar ondan dolayıdır. Allah'tan dolayıdır. O en önde olmazsa yanlış anlaşılmış olur dost Allah'tır. Ne burada ayet-i kerimede? Sizin dostunuz Allah'tır. Bu bir. Başka? Bir de sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Resulünün, müminlerin dostluğu Allah'tan dolayıdır. Asıl dost O'dur. Bir kul onunla olursa, onunla olduğunda, Allah onu huzura aldığında onun için ne yer kalır, ne gök kalır, ne de insan kalır. İnsanın dostluğu kalmıyor. Bir şey kal, bir şey yok orada. Bir tek o vardır. O yeter. İstesen de başka tarafa dönüp bakamazsın zaten. Başka dostluklara bakamazsın. Bunu ne yapıyor? O dedikodularla, iftiralarla, o dostların senden yüz çevirmesiyle seni kendine döndürüyor, dost benim diyor. Aşktan tecelli etti, aşk. Bütün sıkıntılar, musibetler, dedikodular, hastalıklar, her şey aşktan tecelli ediyor. Ama onu görmeyince, göremeyince, doğru okuyamayınca, anlamayınca, ne diyoruz? Musibet. Hatta biri bir musibet yaşadığında Allah belasını verdi diyoruz. Allah'tan ters tarafa dönmüş. Allah'a karşı ters dönmüş. Rabbinin söylediğiyle, anlatmak istediğiyle tam ters şeyler söylüyor. Bu Allah'a nasıl yakın biri olsun? Allah'tan uzaklaşmış zaten. Tam ters konuşuyor. Tam iblis gibi konuşuyor. Ben sadece bunlardan, bu ikramdan bir tanesini söylüyorum. Gerisini aç açabildiğin kadar bu hep böyledir. Biraz önce o kendi halimi söylerken, ben zaten o hali yaşamasam söyleyemem. kim yaşamadığı hali söylerse o yalancıdır. Allah'a iftira atıyor, kendine iftira atıyor. O insan değil demektir. Birilerini anlatırken de özellikle mesela kardeşlerimizi konuştururken ne diyoruz? Kendi harini anlat. Gönlünden ne geçiyorsa onu anlat. Çünkü Allah senin üzerinden bir kura eğer ikram etmeyi dilemişse senin harından alıp ona verir. O güzelliğinden alıp ona verir. Söylediğinden de istediğin kadar alim ol, istediğin kadar güzel konuş. Eğer o sende yoksa senden bir şey alıp ona vermez, gitmez. Yok çünkü bir şey. içi boş. Kelimelerinin içi boş. Onu kendi gönlünle, gönlündekiyle doldurmadınsa o işe yaramıyor. Ondan karşındaki istifade etmez. Onun için konuşurken bizde ne varsa onu söyleyelim. Bir şey bilmen gerekmiyor. Alim olman gerekmiyor. Ne demen lazım? Ben Rabbimi seviyorum. Yeter. Muhabbeti saçarsın. Yeter. İstediğimiz şey odur. Yoksa böyle kelimeleri şair gibi düz demiyoruz. Şair gibi düzlersen Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onların sözü yalandır. Şair öyle yalan söylüyor ama eğer içi hak doluysa, aşk doluysa evet. Dünyanın öbür ucuna gider. Evet. Orada eğer biri gönlünü açmışsa onu sarsar. Orada ona diz çöktürür, diz. Onu orada muhabbete gark eder dünyanın ömür ucunda. Kelime bu. İçini Allah dolduruyor. Seninle doldurur. Evet. Allah Zül Celali ve İkram'dır dedik. Celalinde ikram tecelli ediyor. Bununla beraber bütün isimleri, bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor ki, aşktan, muhabbetten ibaret. Allah'ın sevgisinin muamelesinden ibarettir. Allah'ın kuluna yaptığı her muamele böyledir. Her itiraz edip şikayet ettiğimizde, Rabbimizi kullarına şikayet ediyoruz demektir. Rabbimizi kuluna şikayet ederken, aslında en temelinde ne diyoruz? diyoruz ki Allah beni sevmiyor diyoruz. Şikayet ediyoruz. Allah beni sevmiyor. Kulna şikayet ediyoruz. Bana böyle yaptı. Ben böyle sıkıntı yaşadım. Allah ona ben seni seviyorum diyor. Sana bu muameleyi onun için yapıyorum. Bilesin, anlayasın, kazanasın, bana dönesin, gönlün cennet olsun diye muamele yapıyor. Sana böyle muamele yapıyorum diyor. O tersini söylüyor. Bir de şikayeti insana yapıyor. Allah'ı kullarına şikayet ediyor. Sonra ne diyor? Ben diyor Allah'ı çok seviyorum. Senin Allah'ı çok sevmen için önce Allah'ı seven bir kul ile beraber olman lazım. Onun gönlünde erimen lazım. Yoksa bunu söyleyemezsin. Yoksa Söylediğin her söz yalan olur. Sevgiyi bilmek, aşkı bilmek başka bir şey. Aşık olmak başka bir şeydir. Aşk olmak başka bir şeydir. Onun için tasavvufta, yani Mürşid-i Kamil'e tabi olurken ölçü koyulmuş dört tane ana kurabi vardır. Bütün tarikatlarda bu böyledir. Nedir? Muhabbet, teslimiyet, hizmet, edep. Bu değişmiyor. Vuslat yolcusu için hiçbir zaman bu değişmez. Sahabe bu hallerinin hepsini Resulullah Efendimiz'e göstermiş, onun için gökteki yıldızlar gibi olmuşlardı. Bir müşrik-i kamile tabi olan da bu dört hali göstermedikçe derviş olmaz. İçeri alınmaz gönüle kabul edilmez. Evet. Önce muhabbet, önce sevecek. Herkesten çok sevecek. Sahabenin söylediği gibi, anam babam sana feda olsun demedikçe şey, bu sevgisi kabul edilmez. Bu sevgisi sevgi olmaz çünkü. Daha kendini seviyor, kendisi için seviyor. Onu sevmemiş. Sonra teslimiyet. Sevdiyse güvenir. Sevdiğine güvenir. Sevgisine güvenir. Biliyor o. Tanımış, biliyor. Tanımış ki sevmiş, seviyor. Güveniyor ona. Güvendiği için teslim oluyor. Onun için. Müslim ne dediyse o der. Bu da teslimiyeti. Sonra edep. Zahiri edep, bir de gönül edebi. Ona itiraz etmez. Herhangi bir şekilde sesini yükseltmez. Onun önüne geçmez. Ona itiraz etmez. Bence demez. Bir de ne gerekir? Hizmet. Hizmeti kendine yapıyor. Yaptığı her hizmet, o hizmeti Nereye, kime, neye yaparsa yapsın o ona aşk ve muhabbet olarak geri gelir. Yaptığı her hizmetten, işten, iş ne olursa olsun fark etmez. Kime yardım ederse etsin o fark etmez. Yaptığı her hizmet, her iş, mürşidin ona gösterdiği her iş ona aşk ve muhabbete dönüşür. Derviş de budur. Evet. Derviş olmayınca zaten yola girmiş olmuyor. Yolu yürümüş olmuyor. Evet. Onun için önce derviş olmak lazım. Sonra yolu yola girip bu yolculuğu yapmak lazım. Kazanmak lazım. Yoksa bende bir şey yok. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Bir türlü muhabbet gelmiyor. Yok iki gün yapıyorum, beş gün yapamıyorum. Sen daha Allah'ın dostluğunu tercih edememişsin. Sen daha Rabbini seçmemişsin. Rabbini kendin için seçmemişsin ki Rabbin seni seçsin. Sen Rabbini seçersen Rabbin de seni seçer. Rabbini tercih edememişsin. Sen daha hedefini belirleyememiş, benim hedefim Allah'ın rızasıdır, dostluğudur, yakınlığıdır diyememişsin. Senin hedefin daha dünyadır. Senin hedefin nefsindir. Nefsinin arzuları, istekleridir. Benliğindir, kibrindir. Bu halinle Allah'a dostluğa nasıl layık olursun? Evet. Allah Zülcelal'i ve ikramdır. Celalini göremeyenler, onun, Allah'ın her sıkıntının, musibetin, belanın, dedikodunun, iftiranın, yokluğun, hastalığın, her korkunun, her endişenin, korku, endişe her ne olursa olsun, hepsinin Allah'ın Celal isminden tecelli ettiğini, bununla beraber ikram etmeyi dilediğini anlamadıkça hayatı anlamış olmuyoruz. Hepsi onun sevgisinin, aşkının sonucudur. Kuruna olan sevgisinin tecellisidir. Vermeyi diliyor. Onu ondan almayı diyor. Daha doğrusu onun benliğini, nefsini, varlığını yok etmeyi dilemiş, evet, Yok edip tecelli etmeyi dilermiş. Kullar şikayet etsin diye de niye Allah azap mı ediyor ki şikayet ediyoruz o kadar? Aynı zamanda sorayım. Şikayet etmeyen var mıdır? Siz hiç şikayet etmeyen kul gördünüz mü? Ya yani da kaç tane gördünüz? hiçbir şey olmasa, şikayet edecek hiçbir şeyi olmasa. Durumlar kötüdür diyor. Memleket kötüdür, insanlar kötü olmuş, dünya kötü olmuş, işler kötü gidiyor zaten. Hiçbir şey olmasa bir araya gelince her şey çok pahalıdır. Durum kötü ya, kötü diyecek bir kere. Kötü demeye alışmış. Şeytan söylüyor onu. Senin kötü bir şey bulman lazım. Sen şükredemezsin. edemezsin. Sen Rabbinin tecellisine nazar edemezsin. Her şey yerli yerinde olsa bile bir kötülük görecek. Yani bir sıkıntı görecek. Bir şey kötü diyecek. Hasta. Nankör. Rabbinden yüz çevirmiş, Rabbini görmüyor. Rabbinin tecellisini görmüyor. Muamelesini görmüyor o celal isminin tecellisinin arkasındaki ikramı görmüyor, görmek istemiyor. Şeytan oraya bakma diyor, bakamazsın. Ben sana neyi gösterdimse sen onu gör. Durum kötüdür. Ya da bakıyorsun, bir yeri ağırıyor. Diyelim ki, ayağı ağırıyor. Ayağım ağır, ağırıyor deyip tutturuyor. Yani senin yüz tane organın var. Bırak bir tane de ağırsın. Ne olacak? Ağırsa ne olur yani? Ağırsın, şükret, hamd et. O ağrıyı gör, iyi ki diğerleri ağırmıyor. Ya hepsi ağırsaydı ne olurdu? Onu da görme. Şimdi dışarıda görse ki bir ev yanıyor. Ne yapacağız? Söndürmek için gideceğiz hep beraber. Değil mi öyle? Ya da komşumuzun evi yansa hemen söndürmek için yani itfaiye gelmeden söndürmek için elimizden geleni yapmamız gerekir. Ne yapacağız önce? İçeride biri varsa dışarı çıkarmamız gerekir. Uyuyorsa ne yapacağız? Uyandırmamız gerekir. Ne yapacağız? Bağıracağız. Bağırmadan uyanmıyor çünkü. Mecbur bağıracağız. Yoksa bu yangın devam ederse içeride yanar. Hatta olmadığı eğer imkanımız varsa içeri gidip ayağından tutup çekeceğiz dışarıya. Orundan tutup içeri çekeceğiz. Adam bize kızabilir. Niye beni uyandırıyorsun diyebilir. Haberi yok çünkü. Dünya yanıyor. Ve biz içindeyiz. Feryadımız onun içindir. Yanıyor, uyanın diyoruz. Onun için böyle bağırıyoruz. Yangın nerede? Yangın içimizde. Yangın gönlümüzde, yangın nefsimizde. Biz yanıyoruz. Bunu söndürelim diyoruz. Onun için böyle feryat ediyoruz. Yoksa size kızdığımızı zannetmeyin. Uyanalım, şu yangını söndürelim. Yoksa yanacağız. Yoksa bu ateşimizi öbür tarafa götüreceğiz. Herkes ateşini beraber götürüyor muydu ya, bu haliyle gidersek ateşimizi beraber götüreceğiz. Bunu söndürelim. Bu, Allah'a itiraz etme ateşidir. Rabbini görmeme ateşidir. Rabbinin kendisine olan sevgisini, muamelesini görmeme ateşidir. Gaflet ateşidir. Bununla beraber Rabbine isyan ateşidir, itiraz ateşidir. Bu ateşi burada söndürmek lazım. Neyle söndüreceğiz? Neyle söndüreceğiz? Aşkla. Başka türlü sönmez. Başka bu suyla sönecek bir ateş değil. Aşkla söndüreceğiz onu. Onu bir tek aşk söndürür. Onu bir tek iman söndürür. İman. İmanın ateşi, imanın o harareti onu söndürür. Ona dur diyebilir. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Müminler cehennemden geçerken cehennem ateşi diyecek ki çabuk geç imanın nuru beni söndürüyor. Cehennem burada. Ateş burada. Bununla beraber onu söndürecek olan da imandır. Onun için o kadar feryat edip şu aşkı kazanalım, şu imanı kazanalım diyoruz. Bir şeyleri anlatırken sonsuz bir deryadan bir damla misali anlatmaya çalışıyoruz. Ama her birimiz gönlümüzü açtığımızda, anlamaya çalıştığımızda, tefekkür ettiğimizde o bize açılır. Ben benim gönlüme gelenlerden binde birini bile söyleyemiyorum. Böyle bir imkanım yok çünkü. Ancak olması, anlaşılması gerektiği kadarıyla Böyle kenarından köşesinde söylemeye çalışıyorum. Benim söylediklerim bu kadar değildir. Bu söylediklerimi eğer alırsak, biz de üzerinde tefekkür edip anlamaya çalışırsak, işte asıl o zaman anlamış oluruz. Yoksa söylediklerim bunların anlaşılması için yeterli değildir. Allah bizi gönül ehri olanlardan eylesin. Gönlünü, gönlündekini, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu anlayanlardan eylesin. Allah bizi basiret sahibi olanlardan eylesin. Feraset sahibi olanlardan eylesin. Allah'ın bak dediği, gör dediği, anla dediği yerden, bakanlardan, görenlerden, anlayanlardan eylesin. Allah bizi kendisiyle bakıp, Allah'ın vahyiyle, ayetleriyle, nuruyla bakıp görenlerden, anlayanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi iblisin, şeytanın nazarıyla nazar edenlerden eylemesin. Şeytanın gör dediği yerden görenlerden eylemesin. Şeytanın konuştuğu gibi konuşanlardan eylemesin. Şeytanın sevdiği gibi düşünen, konuşan, yapanlardan eylemesin. Allah'ın sevdiği gibi konuşanlardan Düşünenlerden, yapanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisini sevenlerden eylesin. Amin. Aşka yolculuğu yapanlardan eylesin. Amin. Aşk ile, aşkla yolculuğu yapanlardan eylesin. Amin. Aşkta yolculuğunu yapanlardan, sema edenlerden eylesin. Amin. Aşk olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.